Periyodik sistem ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Oklar verilmiş. Bir bakalım. Bir yönde metalik aktiflik artar mı? Evet, bir A grubunun metallere doğru gidiyorum. Metalik aktiflik genel olarak bir A grubuna ve bir A'nın altındaki fransiyuma doğru gidildikçe artar. Dolayısıyla bu ifade doğru. İki yönünde değerlik elektron sayısı değişmez. İki yönü dediğimiz yön aynı grupta devam eden yön. Yani aynı grupta genel olarak değerlik elektron sayısı değişmez. Yani bir A grubundaki atomların hepsinin son katmanında bir elektron var. Yani mesela birinci periyot 1A olan hidrojen 1S1 ile biterken, ikinci periyot 2A olan lityum 2S1, üçüncü periyot 1A grubu olan sodyum 3S1, potasyum 4S1 şeklinde gidiyor. Dolayısıyla doğru. 3 yönünde atom hacmi artar. 3 yönü periyodik sistemde aşağıya doğru iniyorum. Yani yörünge sayımız artıyor, elektron sayımız artıyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Yörünge sayısı arttıkça atom hacmi de artar. 1 ve 2 yönünde iyonlaşma enerjisi artar. İyonlaşma enerjisi en yüksek olan element 8A'nın zirvesindeki helyum. Yani doğadaki en kararlı atom diyebiliriz. O halde iyonlaşma enerjisi genel olarak bu yönlerde gidildikçe artar. Yani 1 ve 2 yönünde değil, 2 yönü doğrudur, budur. Ama bir yönü şu yönde diye verildiği için yanlıştır. O halde cevabımız D seçeneği. 3 yönünde elektronegatiflik azalır. Elektronegatifliği en fazla olan atom 7A'nın zirvesindeki flordur. Ve 7A'ya doğru gidildikçe ve yukarıya doğru çıkıldıkça elektronegatiflik artar. Ama burada 3 yönü aşağıya doğru olduğu için elektronegatiflik 3 yönünde azalır ifadesi doğrudur. O halde cevabımız D olacak. Baş grup metalleri olan yani A grup metalleri olacak. X, Y, Z için demek ki onlar 1A, 2A ya da 3A bu gruplardan herhangi birisinde yer alıyor olabilirler. Peki çeşitli bilgiler verilmiş. Z'nin X ile periyodunun aynı olduğunu biliyorum. Yani Z ile X aynı satırda bulunmalı periyodik sistemde. Yani yan yana olmalılar. Seçeneklere bakıyorum. Z ile X yan yana olacaktı. Burada alt alta verilmiş A seçeneğini eleyelim. Peki başka var mı eleyebileceğimiz? Yok. Peki Z'nin Y ile değerlik elektron sayısı aynıdır. Değerlik elektron sayısı aynı olan baş grup elementleri genelde nerede bulunur? Aynı grupta bulunur. Hani helyum ve diğer soy gazlar istisnası hariç. O zaman alt alta bulunmalı. Kimle? Z, Y ile alt alta bulunmalı. O halde bu olamaz. Yan yana bulunuyor. Diğer seçenekler şimdilik olabilir. İkinci bilgiye bakınca hidroksitli bileşiklerinin bazik özellikleri arasındaki ilişkiyi vermiş bize. Metal hidroksitleri bazik özellik gösteriyordu ve onların bazlı kuvveti 1A'ya ve 1A'da aşağıya doğru inildikçe yani fransiyuma doğru gidildikçe artıyordu. Yani bu yönde bazik özellik artar. Şimdi buna göre seçenekleri tarayalım. Biz bazik özelliğin en fazla olduğu hidroksitin Y'nin hidroksiti olduğunu düşünüyoruz. Peki burada Y, evet en fazla olan olur. Çünkü fransiyuma doğru daha yakın. Peki sonra Z olmalı. Olur. Peki sonra da X olmalı. Yani ben şöyle sıralarsam Y, Z, X şeklinde sıralarsam bazik özellik de bu yönde arttığına göre bazik özelliği en fazla olan Y'nin hidroksiti. Mesela YOH, sonra ZOH, mesela sonra XOH2 gibi hani 2A grubunda olduğunu kabul edersek böyle yazılabilir. O halde C seçeneği olabilir. Diğerlerinin olmazlığını da size ispatlayalım. Bir bakalım şöyle. ZYX biz bazik özelliğin en fazla olduğunu kimin olduğunu söylüyorduk? Y'nin olduğunu söylüyorduk. Eğer Z'yi buraya yazarsam bu yönde gidildikçe bazik oksitlik ve hidroksitlerin bazlığı da arttığına göre Z'nin bazik özelliği en fazla olur. Halbuki biz Y'nin bazik özelliğinin en fazla olduğunu söylüyorduk. Dolayısıyla olamaz. Yine bu yönde gidildikçe bazik özellik artıyordu. O halde Z'nin bazik özelliği en fazla çıktı yine. Çünkü en solda ve aşağıda ama burada biz Y'nin bazik özelliğinin en fazla olacağını biliyoruz. Demek ki bu sene seçenekte olamaz. Yani cevabımız C seçeneği olacak. Yukarıda verilen bilgi ile sonuçlarından hangileri çıkarılabilir? Bu bilgilerle bakacağız. Atom numarası arttıkça atom hacmi artar. Bize bazı elementler ve atom yarıçapları verilmiş pikometre cinsinden. Atom numarası arttıkça bakıyorum yani 1, 3, 11, 12, 13 gerçekten artıyor. Peki atom numarası arttıkça hep şu artıyor mu? Atom hacmi artıyor mu? 37 idi, 152 oldu. Sonra 186, sonra düştü. Bak 11'den 12'ye gitti. Atom numarası arttı ama atom çapı artmadı. Demek ki bu sonucu buradan ulaşamam. Bazen böyledir ama bazen değildir demek ki. Demek ki böyle bir genellemeye ulaşma şansım yok. Direkt bunu söyleyemem. Peki ikincisine bakalım. Aynı grupta atom numarası arttıkça atom çapı artar. Aynı grupta olan elementler. Şunların üçü de 1A grup elementi. Yani hidrojen ikinci periyot, birinci periyot 1A grup elementi.
birinci periyotta yer alan 1A grubu elementi hidrojen. Hemen altında ikinci periyot 1A'da lityum var. Sodyum da üçüncü periyot 1A'da yer alıyor. Peki aynı gruptalar mı aynı gruptalar? Aynı grupta gerçekten böyle atom numarası arttıkça atom çapı da artıyor mu? Evet artıyor. 37, 152, 186. Dolayısıyla bu sonuca ulaşabilirim. Aynı periyotta atom numarası azaldıkça atom çapı artar. Aynı periyotta olanlar var mı? Şimdi onları yakalayalım. Ben sodyum, manezyum ve alüminyum yakaladım. Yani bu üçü. Sodyum şuradaydı. Üçüncü periyot 1A. Manezyum hemen yanında. Alüminyum da şurada bir yerde. Yani 3A grubunda. 12 ve 13 diye yazabilirim. Periyodik sistemde aynı periyotta sola doğru gidildikçe atom çapı artıyordu. Peki atom çapının arttığını ispatlayabiliyor muyuz? Yani sola doğru gidildikçe. Demek ki sodyum en büyük olmalı. Sodyum en büyük mü? Evet 186. Sonra manezyum. Bakıyorum manezyum 160. Sonra alüminyum 143. Yani o zaman sodyum en büyük. Sonra manezyum, sonra alüminyum. Bu durumu ispatlıyor. Dolayısıyla böyle bir sonuç çıkartabilirim. Yani demek ki cevabımız 2-3-D seçeneği olacak. X, Y, Z atomları ilgili aşağıda bilgiler verilmiş. Buna göre X, Y, Z'nin atom numaraları hangisi olamaz diye bize sorulmuş. Atom hacmi ve birinci yoğunlaşma enerjisinden bahsedildiği için atom hacmi genel olarak periyodik sistemde 1A grubuna doğru gidildikçe ve aynı grupta aşağıya doğru inildikçe atom hacmi artar. İyonlaşma enerjisi ise birinci iyonlaşma enerjisi. İyonlaşma enerjisi periyodik sistemde 8A grubundaki helyuma doğru gidildikçe ve aynı grupta yukarıya doğru çıkıldıkça artar. İyonlaşma enerjisini etkileyen iki temel etken var. Bir tanesi atom hacmi. Atom ne kadar küçükse, yani hacmi ne kadar küçükse yörüngedeki elektronlara çekirdek o kadar fazla çekim uygulayabilir. Yani bir elektron uygulanan çekim kuvveti artar. Dolayısıyla atom hacmi küçüldükçe iyonlaşma enerjisi artar. Bir etken ise bazen atom hacmiyle açıklayamam durumu. Atom hacmi küçük olanın değil de atom hacmi büyük olanın iyonlaşma enerjisi bazen büyük gelir. 2A, 3A, 5A, 6A durumda olduğu gibi. Bunları da küresel simetriyle açıklıyorum. Küresel simetri yani son orbital türündeki tüm orbitaller bir atom için tam dolu ya da yarı doluysa küresel simetrikti. Hatta periyodik sistemde A grupları için 1A, 2A, 5A ve 8A'nın küresel simetrik elektron dizilimine sahip olduğunu bileceğim. Peki aynı periyotta iyonlaşma enerjilerini karşılaştıracak olursam aynı periyotta yani soldan sağa doğru gittiğim zaman 1A'nın iyonlaşma enerjisi en küçüktür. Bunu beklerim çünkü hacmi en büyük. Sonra 3A, sonra 2A. Bunu beklemem normalde. Hacmi büyük olan 2A, 2A'nın iyonlaşma enerjisinin küçük olması lazım. Ama 3A'nın daha küçük oldu. Bunu nasıl açıklarım? Bunu ancak küresel simetriyle açıklayabilirim. Buraya dikkat. Aynı şekilde 5A, 6A'da da bu durum vardı. 4A, 6A, 5A. Yani hacmi büyük olan bunların arasında 5A. Ama buna rağmen iyonlaşma enerjisi küçük olmalıydı 6A'dan ama büyük çıkmış. Demek ki bunu da küresel simetriyle açıklayabiliyorum. Buraya da dikkat. Sonra 7A, 8A şeklinde gidiyor. Onlarla ilgili bir sıkıntımız yok. Peki, şimdi bizden istenilen şey atom hacmi en büyük olanın Y olduğunu söylüyor. Atom hacmi en büyük olan Y ise bu eğer aynı periyottaysa Y solda bir yerde yer alacak. Birinci iyonlaşma enerjisi bu arada atom hacmi en büyük olan Y olduğuna göre atom hacmi en büyük olanın İyonlaşma enerjisinin de en az olmasını normalde bekler miyim? Çünkü atom hacmi ile iyonlaşma enerjisi ters orantılıydı. Beklerim. Ama ona rağmen atom hacmi en büyük olan Y ama birinci iyonlaşma enerjisi en küçük olan Y değil. Birinci iyonlaşma enerjisi en küçük olan X. O halde şunu söyleyebilirim. Burada 2A, 3A, 5A, 6A durumlarından birisi var. Yani küresel simetri durum var. Şimdi artık atom hacmi en büyük olan Y olduğu için X de bu tarafta bir yer, değer almalı. Yani daha sağda yer almalı. Onu biliyorum. Peki birinci iyonlaşma enerjisi de en küçük olan X olduğuna göre demek ki mesela şöyle olabilir. Y 2A grubunda X de 3A grubunda olabilir. Ya da Y 5A grubunda X de 6A grubunda olabilir. Bu koşullarla şunu sağlamış oluyorum. İyonlaşma enerjisi en küçük olan X olacaktı. X'in iyonlaşma enerjisi küçük Y'den. Bak yani X derken 3A'nın iyonlaşma enerjisi 2A'dan ya da 6A'nın iyonlaşma enerjisi 5A'dan daha küçük. Burada sağlıyor zaten. Şimdi bunu bulduktan sonra 2A, 3A, 5A, 6A durumunu kontrol edeceğiz. Peki, X için bakıyorum. Burada biraz pratik bir şekilde grup ve periyotları söyleyeyim. X 3. periyot 3A grubu. Yani 3S2, 3P1 ile bitiyor. Yani şuradaki atom numarası 3. periyot 1A'ya ait. Bu 3. periyot 2A'ya ait. Bu da bizim için 2. periyot 6A'ya ait.
Şimdi sağlıyor mu sağlamıyor mu hocam, ona bakalım. Biz y büyük x olsun istiyorduk. 2a 3a 2a 1a durumu, pardon, şurası 3a'ydı. 2a 3a durumu var mı? Var. Zaten aradığımız şey de buydu. Yani y 2a'daysa x de 3a'da olsun istiyoruz. Bu sağlıyor. Peki buna bakalım. Bu ikinci periyot 6a grubu x. B seçeneğini inceliyorum. Bu da ikinci periyot 5a grubu. Yani y 5a'da olsun, x de 6a'da olsun sağlıyor mu? Sağlıyor. Z için de zaten iyonlaşma enerjisi en büyük olan atom. İkinci periyot 8a. Yani bunların arasında iyonlaşma enerjisi sırası yapacak olursam Z büyük, Y büyük, X'miş zaten. Ona dikkat edeceğim. Yani bu da sağlıyor. Peki atom numarası 7. İkinci periyot 5A. Atom numarası 15. Yani 3S2, 3P3. Üçüncü periyot 5A grubu elementi. Peki ikinci periyot 5A mı yoksa üçüncü periyot 5A mı? Bakacağım. İkisi de 5A'da. Y üstte, X üstte bir yerde. İkinci periyot 5A'da. Y ise bir alt periyotta. Yani şurada yer alacak. Peki aynı gruptayken iyonlaşma enerjisi yukarıya doğru çıkıldıkça artıyordu. O halde x'in iyonlaşma enerjisi y'den büyük olmalı. Halbuki biz koşulumuz şu olduğunu biliyoruz. Y büyük x olacak. Dolayısıyla bu olamazmış. D ve E seçenekleri de aynı şekilde 2A, 3A, 5A, 6A durumlarını sağlayan durumlar olduğu için cevap olabilir. Olamazı sorduğu için cevabımız C seçeneği oldu. Kürt 16 atomunun bazı tanciklerinin elektron dizilimleri yukarıda verilmiş. Bir bakalım. İlkine bakacak olursak kükürtün normalde nötrken 16 tane elektronu var ama burada 2, 4 bakıyorum 10 tane elektronu var. Demek ki buradaki kükürt 6 tane elektronu vermiş, yani artı 6 yüklü bir iyon. Peki aynı şekilde ikincisine bakıyorum 2, 4, 10, 16, yani buradaki kükürt nötr. S16. Peki üçüncüye bakıyorum, üçüncüsündeki kükürt ise 2, 4, 10, yine 16 elektronu var ama olmaması gereken bir şey olmuş. 3s'teki bir elektron 3p'ye geçmiş. Yani ne olmuş? Düşük enerjili orbitalde olmadan yüksek enerjili orbitale elektron yazılmış. Yani aslında 3s2 3p4 olmalıydı. Bir elektron ne yaptı? P orbitaline uyarıldı. Yani aslında bu onun uyarılmış hali. Şuraya not alalım. Uyarılmış. Peki. Dördüncüsüne bakıyorum. 2, 4, 10, 16. Peki 18. 18 olduğuna göre 2 elektron almış. Yani s-2 yüklü. Şimdi birinci ve dördüncü tanecikler iyon halindedir. 1 katyon, 4 ise bir anyon, yani iyon halinde. Tanecik çapı en küçük olanı birincisidir. Şimdi tanecik çapı dediğimiz şey elektron alırsak büyüyordu. Elektron verirsek küçülüyordu. Yani bunların hepsi kükürte ait atom, iyon ve uyarılmış haller. O halde elektron alırsa hacmi büyür. Elektron verirse hacmi küçülür. O halde elektron vermiş olan hali birincisi olduğuna göre sadece demek ki tanecik hacmi en küçük olan birincisidir. Üçüncünün ikinciye dönüşümü egzotermiktir. Şimdi üçüncünün ikinciye dönüşümü demiş. İkincisi bizim için olması gereken temel hali. Yani yazımda bir tuhaflık yok ve nötr hali zaten. Üçüncüsü ise onun uyarılmış hali. Atom temel halden uyarılmış hale geçerken enerji alarak uyarılmayı gerçekleştiriyordu. Dolayısıyla absorbe yapıyordu. Şimdi uyarılmış hal ise daha yüksek enerjili hal. Uyarılmış halden temel hale dönerken üzerindeki fazla enerji verecek. O zaman bu dönüşüm enerji veren bir olay. Enerji veren, yani ısı veren olaylara biz ne diyorduk? Egzotermik diyorduk. Dolayısıyla bu ifade doğru. Dördüncüden bir elektron kopartmak için gereken enerji argon 18'inin birinci iyonlaşma enerjisinden büyüktür. Dördüncüyü şuraya taşıyalım. Neydi o? S-2 iyonuydu. Yani proton sayısı 16'ydı ve 18 tane elektronu vardı. Peki argon 18'de yazalım. O da nötr ve 18 tane elektronu var. Bunlardan hangisinden bir elektron kopartmak için harcamam gereken enerji daha büyüktür? Bu soruluyor. Çünkü argon 18'den bir elektron kopartmak için gereken enerji onun birinci iyonlaşma enerjisi. Yani argonun birinci iyonlaşma enerjisinden büyüktür diye ifade etmiş. Bir bakacağız. Peki bunun 16 tane protonu var. Bunun ise 18 protonu var. Şu mantıkla bakabilirsiniz. Bunlardan hangisinin çapı daha büyüktür? Böyle bakılabilir. Her ikisinde de 18 elektron olduğuna göre daha az bir çekim uygulayan 16 protonun 18 elektronu daha az çekeceği için çapı büyük olan S-2'dir diyebilirsiniz. Yani biz bir çap, yarı çap sıralaması yapacak olursak S-2'nin yarı çapı daha büyük. Dolayısıyla ondan elektron kopartmak nasıldır? Daha kolaydır. O halde burada argon 18'in iyonlaşma enerjisi, yani argondan elektron kopartmak, kükürt -2 iyonundan elektron kopartmaktan daha zordur, daha çok enerji gerektirir.
Bu ifade yanlış. Ya da şöyle bakabiliriz. 18 elektronu 16 proton mu yoksa 18 elektronu 18 proton mu daha büyük bir kuvvetle çeker? 18 elektronu 18 proton daha büyük bir kuvvetle çeker. Yani elektron başına düşen çekim kuvveti fazla olan argondur. O zaman ondan elektron kopartmak daha zordur. O halde bir elektron kopartmak için harcanması gereken enerjinin daha fazla olduğu argon olacaktı. Burada tam tersini verdiği için cevap D. Yine de bakalım. Üçüncüsü uyarılmış, biz bunu söylemiştik. İkincisi temel, biz bunu da söylemiştik. O halde cevabımız D seçeneği olacak. Yandaki şekil periyodik sistemden bir kesiti gösteriyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuşuz. Atom çapı en büyük olanı T'dir. Periyodik sistemde genel olarak sola doğru, yani 1A grubuna doğru gidildikçe ve aşağıya doğru inildikçe atom çapı artar. Dolayısıyla bu ifade doğru. Yani T'de en solda en altta yer aldığı için. Kesitteki tüm elementler aynı bloktadır. Burada fluoru incelersek elektron diziliminin 1s2, 2s2, 2p5 olduğunu görürüz. Elektron dizilimi p orbitiyle bittiği için fluor p blok. O zaman bakıyorum o 7a grubu. Hemen yanındaki 6a, hemen yanındaki x de 5a grubunun ilk elementleri. Peki 6a p4 ile biter, o da p blok. 5a s2 p3 ile biter, o da p blok. Yani buradaki elementlerin tamamı p blokta yer alıyor. Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisi z'ninkinden büyük. Y'ye bakıyorum. Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisi Z'den büyük müdür? Büyüktür çünkü İyonlaşma enerjisi genel olarak aynı grupta yukarıya doğru çıkıldıkça artar. Yine aynı periyotta sağa doğru gidildikçe artar ama küresel simetriye de dikkat etmek zorundayım. Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisi Y, Z'den şurada konuşlandıracak olursak daha yukarıda olduğu için birinci yoğunlaşma enerjisi daha büyük. Ama Y 6A grubunda, X ise 5A grubunda. Peki biz şunu bilmeliyiz. Aynı periyotta 2A'nın iyonlaşma enerjisi 3A'dan, yine 5A'nın iyonlaşma enerjisi de 6A'dan daha büyüktü. Biz bunu nasıl açıklıyorduk? Küresel simetriyle açıklıyorduk. O halde 5A'da olan X'in iyonlaşma enerjisi Y'den büyük olmalı. Yani Y'nin birinci iyonlaşma enerjisi 5A'daki X'ten küçük olmalı. Öyle dendiği için bu ifade doğru. H2Z, HQ, HR bileşiklerinin asidik özelliği en fazla olanı. Periyodik sistemde ametallerin hidrojenli bileşikleri genelde asidik özellik gösterir. Ve bu asidik özellik 7A'ya doğru gidildikçe ve 7A'da da aşağıya doğru inildikçe, yani aynı grupta aşağıya doğru inildikçe artar. Mesela 7A'nın ilk elementi flordur. Onun asiti HF. Peki klor onun hidrojenli bileşiği HCl, asidik özellik gösterir. HBr böyle gidiyor. Buradaki flor zayıf bir asit iken altındaki klor ve brom daha kuvvetli asitler. Peki 6A grubunun oksijen olduğunu biliyoruz. Onun hidrojenli bileşiği H2O. Ne özellik gösterir hocam? Nötr. Bak sağa doğru gidildikçe asitlik artıyor işte. Peki şimdi biz Z, Q ve R'nin bulunduğu yerlere bakarsak bunların arasında periyodik sistemde en solda en aşağıda bulunan R, yani 7A'da mesela R belki de brom ki öyle. Peki o zaman onun asitliği diğerlerinden fazla olmalı. Zaten burada da öyle denmiş. HR'dir asitliği en fazla olan. Dolayısıyla doğru. Şimdi yanlış olan E seçeneğine gelecek olursak. Elektron ilgisi periyodik sistemde genel olarak ne yönde artar hocam? Elektron ilgisi periyodik sistemde 7A grubuna doğru gidildikçe genel olarak artar. Ve aynı grupta yukarıya çıkıldıkça genel olarak artar. Ama elektron ilgisini bu şekilde genellemek çok zor. Çünkü bazı gruplar var ki elektron ilgileri çok düşük. Yine sağa sola doğru elektron ilgilerindeki artışlar değişebiliyor. Mesela 5A'daki azotun 4A'daki karbona göre elektron ilgisi çok düşükken 6A'dakinin tekrar yükselmeye başlıyor. Dolayısıyla sürekli değişkenlikler var. Burada şuna dikkat etmeniz lazım. Flor ve klor meselesine. Burada elektron ilgisi genel olarak flora doğru artar. Bu doğru. Ama elektron ilgisi büyük olan klor mudur, flor mudur? Klordur. Bu durumda şöyle açıklanır. Klorun elektron dizilimi 2s2, 2p5. Florun elektron dizilimi 2s2, 2p5. Yani ikinci katmanında sadece bir orbital var. Yarı dolu bir şekilde bekliyor. Biz buraya elektron kazandırmaya çalışıyoruz. Klorda ise 3s2, 3p5. Ama üçüncü katmanda bomboş olan d orbitalleri var. Yani 5 tane d orbitali var. Dolayısıyla klor elektron almaya daha isteklidir. O halde klorun elektron ilgisi daha fazladır. Kime göre? Flora göre. Durum böyle açıklanır. O halde buradaki Q aslında klordur. Yani burası flor olduğuna göre hemen altındaki Q klor olmalı periyodik sistemde. O halde Q'nun elektron ilgisi flordan büyük olmalıydı. Burada Q'nun elektron ilgisi flordan küçüktür diye ifade edildiği için bu seçenek yanlış. Yani cevabımız E olacak. X, Y, Z baş grup elementleri. Baş grup derken A grup elementleri.
İyonlaşma enerjisi tablosu verilmiş. Aynı periyotta olduğu bilindiğine göre kimlerin? X, Y ve Z'nin. Şu üçü aynı periyotta. Yani bu üçünü yan yana sıralayacağız. Bilindiğine göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Hatta şunu yapabiliriz. Bir atomun kaç tane elektronu varsa o kadar iyonlaşma enerjisi olması lazım. X'e bakıyorum, birincisi var, ikincisi var, üçüncüsü var, dördüncüsü var. Bir beşincisi yok. O zaman X'in 4 tane elektronu var. Demek ki X'in atom numarası 4'tür. Artık X'in kim olduğunu biliyoruz. Yani X 1s2, 2s2, yani ikinci periyot 2a grup elementi. O zaman X için 2a grup elementi diyebiliriz. İkinci periyot 2a grup elementi. Peki Y'ye bakıyorum. O da aynı periyotta yer alıyormuş. Bir atomun iki iyonlaşma enerjisi arasındaki kat ilişkisi 3,5 kat ve üzeri ise biz buradan kesip öncesindeki iyonlaşma enerjilerini sayarak grup numarasını bulabiliyorduk. Yani soy gaza benzemiştir artık diyebiliyorduk. Buradan bakıyorum, 2 kat kadar ilişki yok. Bakıyorum, 2 kat kadar yok. Bakıyorum, yine aynı şekilde. Bakıyorum, burada yaklaşık 6 kata yakın ilişki var. Dolayısıyla 3,5 kattan fazla kestim. 1, 2, 3, 4. O zaman soy gaza ulaşana kadar 4 tane elektron vererek bu işi gerçekleşiyor. Demek ki 4A grup elementi. Yani Y için diyebileceğim şey, Y ikinci periyot 4A grup elementi. O zaman Y de ikinci periyotta yer alıyor ve 4A grup elementi. Şuraya yazabiliriz. Peki, şimdi hatta atom numarasını bile söyleyebiliriz yani. Z için bakalım. O da ikinci periyot element. Çünkü X, Y, Z aynı periyot elementleriydi. 1314, 3,5 kat ilişkisi var mı hocam? 3,5 kat ilişkisi yok. Peki. O zaman geçtim. Şuraya bakıyorum. Yine 3,5 kat ilişkisi var mı? Yok. Burada 3,5 kat ilişkisi var mı? Yok. Burada 3,5 kat ilişkisi var mı? Yok. Yani o zaman diyebiliyorum ki ilk 5'ini taradım. Soy gaza benzeme durumu yok. Belki 5 elektron vererek 5. ile 6. arasında ben bunu görebilirdim. Bir 6. iyonlaşma enerjisini verseydi o zaman 5A grubu derim. Bir 7.yi verseydi belki 7 ile 6 ile 7 arasında vardı. 6A diyebilirim. 7A diyebilirim. O zaman Z için grup numarası için 5A, 6A, 7A ya da 8A olabilir diyorum. Yani Z bu tarafta bir yerde ama nerede olduğunu bilmiyorum. Birazdan anlama şansımız olacak. Hatta şöyle bakalım. 2A, 4A, Z diye vermiş. Z için mesela iyonlaşma enerjisine bakarsak birinci iyonlaşma enerjisine X'ten de büyük, Y'den de büyük, Z'den de büyük. Dolayısıyla gerçekten 5A, 6A, 7A gibi bir şey olduğunu ya da 8A gibi bir şey olduğunu anlıyoruz. Peki, T'ye bakalım şimdi. T için hiçbir bilgi verilmemiş bize ama T için de kolaylaştırıcı bilgi verilmiş. Sadece iki tane iyonlaşma enerjisi var ve üçüncü, dördüncü falan yok. Demek ki atom numarası 2. Atom numarası 2 olan T 1s2, yani birinci periyot 8A grubu. Yani aslında T helyum arkadaşı. Atom numarası da 2. Yani T de şurada bir yerde yer alıyor. 8A grubunda. Hatta ben ona birinci periyot 8A grubu diyebilirim. Helyum olduğunu bilirim. X ile T'nin değerli elektron sayıları aynıdır. X 2A grubu elementiydi. 2A grubunun değerli elektron sayısı 2. Yani 2s2 ile bitiyor zaten. Son katmanda 2 elektron var. Peki T dediğimiz aslında helyumdu. Atom numarası 2 idi. 1s2 soy gaz olmasına rağmen, birinci periyot 8A olmasına rağmen değerli elektron sayısı 2 idi. Dolayısıyla bu ifade doğru. T doğadaki en kararlı atom çünkü o helyum, soy gaz. İyonlaşma enerjisi en büyük olan da oydu zaten. Hatta 2273 değerinden bunu görebiliyorum. Z'nin atom numarası 15'tir. Şimdi biz Z'nin kaçıncı periyotta olduğunu biliyoruz? İkinci periyotta. Peki, eğer atom numarası 15 olsaydı, elektron dizilimini yazdığım zaman 3s2 3p3 ile bittiğini görecektim. Yani üçüncü periyot 5a grubu olacaktı. Halbuki ben Z için kaçıncı periyot elementi diyordum? Z ikinci periyot elementi. Yani ikinci periyot 5a olabilirdi. Ama üçüncü periyot 5a olma şansı yok. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Çünkü X, Y, Z'nin aynı periyotta olduğunu biliyorduk. Y 4A grubu elementidir. Yani Y biz zaten bulmuştuk onu, 4A grubu elementiydi. X ile T küresel simetri özelliği gösterir. X 2A grubunda küresel simetrik. T de 8A grubunda küresel simetrik. 1A, 2A, 5A ve 8A küresel simetrik özellik gösteriyordu. Dolayısıyla bu ifade de doğru. Yani yanlış olan C seçeneği olacak. Atom numaraları ardışık olan X, Y ve T elementleri verilmiş. N, N artı 1 ve N artı 2 şeklinde. Bunların birinci iyonlaşma enerjileri ile atom numaraları arasındaki ilişkiyi gösteren grafik hangisi olamaz diye sorulmuş. Bir bakalım, yani ihtimalleri yazalım. Ama önce isterseniz aynı periyottaki iyonlaşma enerji sıramızı bir yazalım. Aynı periyotta birinci iyonlaşma enerjileri için sıramız şuydu. 1A, sonra 3A, 2A, 4A, 6A, 5A,
7A ve 8A şeklinde gidiyordu. Yani ben buradan şunu anlıyordum aslında. 2A'nın yoğunlaşma enerjisi 3A'dan büyük. 5A'nın yoğunlaşma enerjisi de 6A'dan büyük. Hatta bunu küresel simetriyle açıklıyorduk. Yani atom hacmiyle açıklayabileceğim bir durum değildi. Buna dikkat edeceğim. Aynı periyottayken durum bu. Yani X, Y ve T şeklinde olabilir mi? Mesela X'in iyonlaşma enerjisi, Y'nin iyonlaşma enerjisi. X 2A olsa, Y 3A olsa, T de 4A olabilir mi? Bizim buradaki sıramız sağlıyor. Demek ki olabilir. E peki devam edelim. Mesela aynı şekilde şuna bakalım. X, Y ve T şeklinde. Yani mesela bunların arasında X, Y şöyle olsa, X 7A grubu elementi olsa, Y 8A grubu elementi olsa çok rahatım. Ardışık bir şekilde yazıyorum çünkü. Çünkü ben biliyorum ki N artı 1 ve N artı 2. O zaman 8A grubundan sonra tekrardan nereye geleceğim? 3. periyot 1A mesela veya bir alttaki periyot 1A. E bu da mümkün mü? Bu da mümkün çünkü periyodik sistemde iyonlaşma enerjisi 8A grubuna doğru gidildikçe artarken yine aynı grupta yukarıya doğru çıkıldıkça artar ama aşağıya dönüldükçe de azalır. Dolayısıyla mümkün. Peki X, Y, T şeklinde olabilir mi? Yani bu şekilde olabilir mi? X'in iyonlaşma enerjisi, Y'nin ve T'nin iyonlaşma enerjisi. Yine bana neyi hatırlatıyor? Küresel simetriyi hatırlatıyor. Mesela şunun gibi olabilir. Bu 1A ise, bu 2A ise, bu 3A olabilir mi? Olabilir. 2A'nın iyonlaşma enerjisi 3A'dan büyüktü. Peki X, Y, T böyle ardışık gidebilir mi? Ya küresel simetrik bir karşılaştırmayı değiştirecek bir durum yoktur. Dolayısıyla olabilir. Mesela ne olabilir hocam? 6A, 7A, 8A şeklinde olabilir. Yani 6, 7 ve 8. Atom numaraları ardışık. Yani 5A'yı niye katmadan hocam? O atom numarası bir öncesinden başlamam lazımdı. Dolayısıyla olabilir. Bunlar mümkünmüş. Peki böyle olabilir mi? Yani mesela azalıp gidecek bir şey. Yani aynı periyotta olsa bu yine de mümkün mü? Değil. Çünkü sağa doğru 2A, 3A bir tane yakalıyorum. Sonra 4A da tekrar artıyor. Mesela şöyle yazayım. Atom numarası en küçük olan 2A olsun. Sonra 3A, sonra 4A. Olmaz. 2A'nın iyonlaşma enerjisi 3A'dan büyük ama 4A'nın iyonlaşma enerjisi de 2A'dan büyük. Yani böyle bir durum imkansız. O halde cevabımız E seçeneği olacak. Periyodik sistemin aynı periyodunda yer alan yani yan yana yer alacaklar. X, Y, Z, T elementleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre X, Y, Z ve T elementlerinin atom numaralarına göre büyükten küçüğe doğru sıralanışı. Peki önce periyotta yerlerini yazalım. Sonra atom numarası zaten aynı periyotta atom no bu yönde gidildikçe artıyordu. Orası kolay. X bulunduğu periyodun en elektronegatif atomudur, elementidir. Elektronegatifliği en yüksek olan grup 7A grubu. Yani aynı periyotta en elektronegatif atomlar her zaman 7A'da bulunuyor. Hatta 7A'nın ilk elementi olan flor doğadaki en elektronegatif atomdu. Yani bağ elektronları en fazla çekendi. Dolayısıyla tüm bileşiklerinde eksi bir yüklü alıyordu. Dolayısıyla biz X için 7A grubu elementi diyebiliriz. Yani X 7A grubunda yer alıyor. Y'nin atom çapı Z'ninkinden büyüktür. Buradan çıkartabileceğimiz sonuç şu. Bu yönde gidildikçe aynı periyotta atom çapı artar. Demek ki Y daha solda bir yerde yer alırken Z daha sağda bir yerde yer alıyor. Mesela böyle olabilir. T'nin birinci iyonlaşma enerjisi X'inkinden büyüktür. O zaman T iyonlaşma enerjisi en büyük olan atom olması lazım. Normalde iyonlaşma enerjisi de periyodik sistemde aynı periyotta sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi artıyordu. O zaman T de 8A grubu elementiymiş. Bunu buradan anlıyorum. Peki şimdi artık atom numaralarının büyüklüğüne göre sıralayabilirim ki T en büyük oluyor. Sonra X atom numarası en büyük olan. Sonra Z, sonra Y. Yani T, X, Z, Y şeklinde olmalı. O da cevabı A yapar. Yani cevap A olacak. Periyodik cetvelin ikinci periyot elementleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İkinci periyotla ilgili ne biliyoruz? Burada hiç P grup elementi yok. 8 tane A grup elementi var. 1A'dan başlıyor 8A'ya kadar. Peki. Bunların atom numarası ve periyot numarası falan meselesine de şöyle bakabiliriz. 8A grubu, helyum atom numarası 2, bir sonraki 8A grubu üyesi neon atom numarası 10. Yani aslında ikinci periyot şöyle başlıyor. İkinci periyot atom numarası 2 ile bittiğine göre birinci periyot atom numarası 3 olan atomla başlıyor. Atom numarası 10 olan atomla bitiyor. Yani bu 1A, burası da 8A. Bu şekilde gidiyor. O zaman periyot numarası dediğimiz şey hepsi aynı periyotta olduğuna göre hepsi ikinci periyotta. Dolayısıyla periyot numarası, atom numarası artsa bile değişmemeli. Dolayısıyla bu doğru. Değerli elektron sayısı 1A'daysak 1. 2A'daysak 2, 7A'daysak 7, 8A'daysak 8. Yani sürekli ne yapıyor? Artıyor. Peki, 3 atom numarası 3 olan 1A'daydı. 1A'nın değerlik elektronu 1. Atom numarası 10 olan 8A'ydı. Değerlik elektronu 8. Yani 1'den 8'e doğru gidecek. Dolayısıyla doğru. Peki, atom yarıçapı periyodik sistemde
Bu yönde aynı periyotta sola doğru gelinlikçe artar. Atom çapı ya da yarıçapı bu yönde artar. O zaman atom numarasının artışıyla atom çapının azalması lazım. E peki biz bakıyoruz şimdi atom numarasının artışını göstermemişiz ama değerlik elektron sayısı 4, 5, 6, 7, 8 yani 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. E ne olmalıydı? Periyot sistemde sağa doğru gidiyorum. Atom çapı azalmalıydı. Halbuki atom çapını artmış olarak göstermişiz. O halde bu yanlış. İyonlaşma enerjisi için küresel simetrik durum vardı. Aynı periyotta bir an iyonlaşma enerjisi 3A'dan, o 2A'dan, o 4A'dan, o 6A'dan, o 5A'dan, o da 7A'dan, o da 8A'dan daha küçük olacaktı. Yani 2A, 3A, 5A, 6A durum vardı. Peki atom numarası 3 ise bu 1A. E şurası 2A, şurası 3A. 2A, 3A durum var mı? Var, sağlıyor. Hatta şurası 4, şurası 5A, şurası 6A. Yani böyle bir grafik izlemek zorundayım. Dolayısıyla doğru. Elektronegatiflik genel olarak aynı grupta, aynı periyotta sağa doğru gidildikçe artar. Yani elektronegatifliği en yüksek olan element 7A'nın zirvesindeki flor ikinci periyotta. Bu yönde gidildikçe elektronegatiflik artar. Dolayısıyla atom numarası 7 ise 5A, 6A ve 7A atomlarına, 7A grubu atomlarından bahsediyor. Yani aslında azot, oksijen ve flordan bahsediyoruz. Bunların arasında en elektronegatif atom numarası 9 olan flor ve o yönde gidildikçe elektronegatiflik artıyor ifadesi doğru. Yani cevabımız C seçeneği olacak. X, A, Y, B, Z, C ve T, D tanecikleri ile ilgili aşağıdaki değerler verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Çeşitli anyon ve katyonlar olabilir bunlar. Bunlara bakacağız. Ama en azından şu verilmiş. Biz periyodik sistemdeki yer verilmişse bize biz iyonlara göre periyodik sistemde yer bulmayız. Demek ki nötralleri için yani proton sayıları için bir bilgi sahibi olalım diye verilmiş. Bunun elektron sayısı 10 ve periyot numarası 3'müş. Yani 3. periyottaki bir elementin nötralinin zaten elektron sayısının 10 olma şansı yoktu. Bak şöyle. 8A grubu. İlk periyot helyum. Atom numarası 2. Hemen altında 8A grubu. İkinci periyot 8A. Neon. Atom numarası 10. Hemen altında 18. Bu şekilde sıralayabilirim. Hatta hemen altında 36. Yani burası birinci periyot. Burası ikinci periyot. Burası üçüncü periyot. Burası dördüncü periyot. Şimdi bunların üzerinde X, Y, Z için bir şeyler yazmaya çalışalım. X'in şu anki elektron sayısı 10. Ama normalde nötrken 3. periyotta yer aldığına göre 3. periyot burası. 3. periyotta yer aldığına göre normalde elektron sayısı nötrken 10'dan fazla. Ama şu an 10'a düşmüş. Demek ki buradan söyleyebileceğim şey A pozitif yüklü bir tanecik. Yani A artı. Artı 1 mi? Artı 2 mi? Artı 3 mü? Bilmiyorum yani. Tamam mı? Ama A büyük 0 bunu biliyorum. Yani aslında X A X'in elektron vermiş hali. Peki YB'ye bakalım şimdi. Periyot numarası 3. 18 elektronu var. Mümkün mü hocam? Yani mümkün. Belki nötrdür, buradadır. E belki de yine bu periyottadır ve elektron almış 18 olmuştur. Yani ben B için diyebileceğim şey şu. B ihtimaldir ki yüksüz olabilir 0. Veya B küçük 0'dır. Yani negatif yüklü bir iyon olmalı. Peki Z'ye bakıyorum aynı şekilde. Periyot numarası 2, elektron sayısı 10. Periyodu 2, elektronu 10. Mümkün. Yani nötr olabilir. Tam burada olabilir. O zaman C için nötr diyebilirim. Ya da ikinci periyot elementinin bir iyonu 10 elektrona sahip olduğuna göre demek ki yine ikinci periyottan elektron alarak 10 elektron ulaşması lazım. Ya da C için küçük 0 diyebilirim. Yani şuraya taşıyabilirim aslında bunları tekrar ama üzerinde de konuşuruz. TD'ye bakalım. Elektron sayısı 18 ve 4. periyot. 4. periyot burası arkadaşım. 4. periyot. 18 elektrona sahip olması lazım. 4. periyotta yer alan bir atomun 18 elektron olabilmesi için elektron vermiş olması lazım. Yani o zaman ben derim ki D bir katyon. Yani D için D büyük 0 diyebilirim. Yani artı 1 olabilir, artı 2 olabilir, artı 3 olabilir. Pozitif olduğunu biliyorum. Şimdi bunlara göre bir bakmaya çalışın. Buna göre hangileri doğrudur? A büyük B'dir. A'yı biz sıfırdan büyük demiştik. B'yi de sıfırdan küçük ya da sıfır eşit demiştik. Bu ifade doğru. D büyük B'dir. D için biz sıfırdan büyük demiştik. B için zaten ya sıfır eşit ya da sıfırdan küçük demiştik. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Yani bir cevaptır. Peki, yarı çapları arasındaki ilişki. Bunu nasıl karar vereceğim hocam? Bunun için de şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela örneklendirmeler de yapabiliriz. R2'nin yarıçapı en büyük müdür? Olabilir mi? Ona bakacağız. Yani R2 dediğimiz şey aslında şuraya benziyor. Yani YB iyonu bizim için elektron sayısı 18 olan bir iyon. Yine aynı şekilde mesela bakıyorum.
XA iyonu için de bakalım. XA iyonu için yarıçap araya 1 demişiz. Onun için de A büyük 0 demiştik ve elektron sayısı 10'du. 10 elektrondu ve A 0'dan büyük bir değer olduğuna göre demek ki burası 12 proton falan gibi olabilir mesela. Burası da artık yüklü olabilir. YB için de mesela diyelim ki şurası 17 elektron olsun ve şurası da eksi 1 yüklü olsun. Çünkü anyon olabileceğini söylemiştik. Aynı şeyi ZC için yapıyorum. ZC için de biz 10 elektronun olduğunu söylemiştik. Yani aslında hep soygaza benzetmişiz. Ve C küçük 0 olabilir demişiz. Dolayısıyla yani negatif yüklü bir şey. Mesela o da eksi 1 yüklü olsun. Şurası 9 olabilir. Aynı şeyi TD için yapalım. TD için de biz büyük 0 olacağını söylemişiz. Mesela o da artı 2 yüklü olsun. Ama 18 elektron olacakmış hocam. Demek ki proton sayısı 20 olabilir. Şimdi bunların arasında 3. periyot soy gazına benzeyenler kimler? Onlara bakalım önce. 3. periyot soy gazına benzeyenlerin çapı 2. periyot soy gazına benzeyenlere göre daha büyük olmalı. Çünkü atom çapı ya da iyon çapı fark etmez. Periyodik sistemde aşağıya doğru inildikçe ne oluyordu? Artıyordu. O zaman 18'e benzeyen Y ve 18'e benzeyen T. Peki bunların arasında daha fazla proton çekimine sahip olan hangisi? Elektronları aynı olmasına rağmen T. O halde T'nin çapı daha küçük olacak. Yani T artı 2 ise TD iyonlu. O zaman Y'nin çapı ise daha büyük olacak. Yani Y'nin çapı derken R2. Bunun yarıçapı R2 idi. Demek ki R2 büyük. Bunun yarıçapı da T. R4 demiştik. R4. Şimdi atom numarasını daha doğrusu elektron sayısını 10'a benzetenlere bakabilirim. Aynı mantıkla daha az protonu olan ZC'nin çapı daha büyük olur. Çünkü elektronlara çekimi daha az uygulayacak. Yani o R3'tü benim için. R3 olacak. Sonra da R1 olacak. Yani R2, R4, R3, R1. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Peki C eşittir B ve A eşittir D olabilir. C B'ye nasıl eşit olur? C 0 olabiliyor. E peki B'ye bakıyorum. B de 0 olabiliyor. Dolayısıyla ikisi de 0 olabilir. Yani mümkün. A D'ye eşit olabilir mi? A da 0'dan büyük, D de 0'dan büyük. İkisi de artı 1 olabilir. İkisi de artı 2 olabilir. Bilmediğimiz için bu da mümkün müdür? Bu da mümkün. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneği olacak.